projemiz var. Bunlardan birincisi Atak helikopter projesi. Tasarımı tamamlandı. İlk 6 helikopter üretildi. İlk 6 helikopterin testleri tamamlanmak üzere. Tamamlandığında inşallah bu yaz içerisinde teslim edilecek. Atak helikopteri bu şekilde. Bir de genel maksat helikopter projemiz var. Bu projede Sikorsky firmasıyla görüşüyoruz. Ankara'da Tayı'da üretim yapacağız. Yaklaşık 109 helikopter üreteceğiz. Ve Türkiye'de bir helikopter sanayi altyapısını kuruyoruz. Bir başka projemiz Özgün Helikopter Geliştirme Projesidir. Bu tamamıyla Türk tasarımı bir helikopter. Yaklaşık 5 ton ağırlığında olacak. Bunu polis, diğer sivil kuvvetler de kullanacak. 3 büyük projemiz var helikopterde. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Türkiye'de savunma sanayinde son 10 yılda çok önemli bir yapısal dönüşüm yaşanıyor. Daha önce üretim ağırlıklı bir yapısı vardı sektörün. Şu anda daha çok tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya sahip sektör sahip oluyor. Artık biz kendi tasarımlarımızı yapıyoruz. Mesela kendi insansız hava aracımızı tasarımını ve üretimini yaptık. Ve buna Anka dedik. Kendi gemimizin tasarımını ve üretimini yaptık. Buna Milgem dedik. Kendi tankımızın tasarımını ve üretimini yaptık. Buna Altay dedik. Dolayısıyla bu örneklerden görüleceği üzere Türkiye'de savunma sanayinde ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Ve şunu söyleyeyim, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında bugün 2 firma yer alıyor. Birisi Aselsan, 72. sırada, öbürü Tayı. Biz önümüzdeki dönemde inşallah bu sayının daha artmasını bekliyoruz.